Avukat görüşmesi denince ben aile avukatımla görüşürüm diye düşünmüştüm ama. Aile avukatınızı iyi tanırım. Onun stajyeriydim. Neden buradasınız? Türkan Köksal. Baro'dan bir avukat istemiş. Baro da bana yönlendirdi. Durumdan haberdarım yani. Türkan Hanım'dan tam yetki ve vekalet aldım. Bundan sonra bütün davalarına ben bakacağım. Tabii ki velayeti de. Türkan Hanım'ı temsilen davasına ben gireceğim. Hızlıca netice alacağız. Haberi bile olmayacak. Bunu başarabilecek misiniz? Soner Bey, rahat olun. Kızınızı size getireceğim. Ama bunun için Türkan Hanım'a karşı kullanabileceğimiz her şeyi bana anlatmanız lazım. Evine celp falan gitmeyecek mi? Nasıl haberi olmayacak bu davadan? Eski adresini göstereceğim. Yıkılmaya yüz tutmuş bir gece kondu. Buyurun, sizi dinliyorum. Kızım dedesinin evindeymiş, bir süre orada kalacakmış, haber geldi. Bu işimize yarar. Başka? Burada Ari var mı? Yok. Burada? Burada da yok. Yok. Güzel. Yutkun. Tekrar. Tamam. Toparlanabilirsin. Ay Serdar. Ben yardım edeyim. Dönüş. Her şey yolunda görünüyor. İyi, çok sevindim. İştahın nasıl? Yani bulantılarım azaldı. Daha iyiye gidiyorum ama işte saçlarım. Onlar beklediğimiz semptomlar. İyileşme sürecine girdiğinde eskisinden daha güçlü çıkacak. Hiç merak etme. İnşallah. Sağ olun. Her şey iyiye gidiyor. Senin adına çok mutluyum. Şimdi izninle laboratuvara gitmem lazım. Hazır olduğunda toparlanabilirsin. Tamam. Sen hazırlan. Ben dışarıdayım, seni bekliyorum. Tamam. Aylin. Neydi o yaptın? Elini tuttum. Eşimin elini. Serdar, biz ne yaşıyoruz ya? Beni ne hale getirdiğinin, nasıl bir yalnızlığa sürüklediğinin farkında mısın? Aylin yapma. Yapma ya, bitti. Bak biz buraya gelmeden bitti ilişkimiz. Ne olur zorlama artık. Serdar, delirecek gibi oluyorum. Ya ben de delireceğim. İçine düştüğümüz bu yalanın içinde aklımı kaçıracağım. Lütfen daha fazla zorlama, ne olur. Baş edebilirim sandım. Ama çok zormuş Serdar. İnan çok zormuş. Lütfen anla artık beni. Tamam, ne bekliyorsun benden? Ne istiyorsun söyle. Serdar. Ne oluyor? Aylin Hanım. Bir şey yok. Sen çıkıyor musun? Niye ağlıyordu Aylin Hanım? Bilmiyorum Dönüş. Nasıl bilmiyorum? Serdar, tartışıyordunuz ben de odadan çıktığımda. Ya bir şey yok dedim ya. Sen niye her şeyimi her anımı sorguluyorsun Dönüş? Dönüş, Dönüş özür dilerim. Çok özür dilerim. Bırak, yalnız bırak beni. Özür dilerim.
İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa bir daha çarpışmamız mı lazım? Fark etmen için. Sen beni takip mi ediyorsun? Yok. Bir kitap okuyorum. Hayatım değişiyor. Kızdığımda, canım yandığında koşup lisenin arkasındaki parka giderdim. Orası bana çocukluğumun en güzel anlarını hatırlatırdı. Sayfa 89, paragraf 2. Fena değil. Sevdim kalemini. Mersi. İmzalarsın artık. Kalemim yok. Benim var. Ne yazayım? Uzay. Çok yakışıklısın. Hı. Sana bayılıyorum. Kitabımı ezberlemiş olman inanılmaz bir şey bence. Teşekkürler. Kalp. Tabii ki böyle bir şey yazmayacağım. Niye, yakışıklı değil mi? Delirdin mi sen? Böyle bir şey yazmayacağım dedim. Tamam. O zaman şey yaz. Benimle çıkar mısın? Ne? Yaz işte. Git başımdan lütfen. Tamam, tamam kızma. İçinden ne geliyorsa onu yaz. Biraz ciddiyete ne dersin? Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.